kırıldığı zaman ben hiç kaldıramam. Ya şimdi doğru söylüyor. Tut ki bağırdı, çağırdı. Ne olacak? Hayır, İlişki bitecek. Seviyor olsam bu tarz şeyleri ben de gösteririm yeri geldiğinde. Ama herkesin içinde asla kabul edemeyeceğim bir şey. Sen sus. Ama biz sen burada hiçbir şey yorum yapmayacaksın. Yorum yaparsan bu ilişki son bulacak. Ama burada nasıl konuşacaklar? Ne zaman konuşacaklar? Nerede konuşacaklar? Bir saniye ben... Tamam, ben hadi ben de kabul edebilirim. Hadi yapsana Adnan'la Didem hakkında bir yorum. Bir dakika, konuşun. Hadi. Kendi yorum, kendi hadi ilişkim hakkında 5 güzel para kazanıyorlar. Kendi ilişkim hakkında yorum yapayım. Ben bana sus, ben bana sus dediği zaman da susmasını biliyorum, evet canım. Ama bak şöyle bir şey, ben de tabii ki istemediğimi dile getirdim. Ben de söylemedim mi Gökhan'a kızlar beni neden susturuyorsun diye. Ama ben öyle bir hata ettim ki sonrasında, hani o Onur hakkında konuştum ya VTR'de. Evet. O gün, o Aycan'la kavga ettiğimiz gün. O gün sonrasında geldi zaten bana bağırdı. Bir daha olursa dedi. Yani o gün o yorum tutuyor. Bir nevi hak ettiğin için İzlemiş diyelim. Elde. Yani düşünsene birine yorum yaptı diye ilişki biter mi ya? Canım o kadar öfke köşe kontrolü yok. Çok şey öfkeli bir adam. Öfkesi ama erkekler de evinde de diyorlarmış ki hani şu konuma düşüyormuş. Bir kadını susturamadın. Aynen yanındaki kadını susturamayan adam konumuna düşüyor. Bu ne demek anladın ya? Mı? Kadını susturamayan adam çok mu kötü bir şey? Hangi adam ya da hangi erkekler karı koca birbirine hep susturmuş? Erkekler evinin eleştirileri çok ağır. Ellerine evet. Küçücük bir konu evet, geçsin küçücük. Var ya senin kesinlikle yerin dibine sokuyorlar. Senaryo. Döndürüyor dolandırıyor. Benimle oyun oynayacaklar görürsünüz. Bak bana Semih bir plan yapacak. Yaparlar. Yapacak bir şey yani ama bu sefer Adnan başlar, Adnan yapar. Tecrübeliyim yemezler. Semih'i bilmem ama Adnan o işlerin hakkından çok güzel gelir. Pişlikçimizdir. Aynen tatlı tatlı lafları da giydirir. Evet. Yapar. Aynen. Gördün zaten Gamze'nin her konusunda Adnan pek hemen konuşmuyor bir müdahale, ya benim konuma çalınca. Hemen müdahale. Pek yorum yaptığını Gamze'nin görmedim ben Adnan'ın. Yok benim için mesela dün olanlarda pek yorum yapmadı Adnan. Allah'tan yapmadı yüzüne saydırdı gitti. Benim saçmalama. Benim olduğum ondan yerde. Giderkenki halini demiyorum VTR'de gördüklerinden. Tamam işte yapacağını yapmış hayır yaptı ikinize de dedi ya ikinizde de parmağınızda yüzük yok. Ben düşünüyorum i̇şte ki olmayacak. Sizden hiçbir şey olmaz falan dedi. İşte sizden hiçbir şey olmayacak. Daha ne desin? Sizin gibi evde olmayacak. Bu fitneciler olduktan sonra yanınızdaki arkadaşınızı bu kadar kolay rahat etkileyebildikten sonra adamın aklına fişnik soktuktan sonra yani bizim bu evde zaten ilişkimiz olmaz. Evet. Hepsi birbirini etkiliyor. Bak Semih'e yakınlaştım orada diye. Orada bekar insanlar var onları da etkiliyorlar. Adnan tabii. Ekstra sert ağır davranmaya başladı. Evet. Acaba neden? Bak ben geldiğimden beri onların ilişkisini savunuyorum. Diyorum ki ya çok güzelsiniz, çok tatlısınız, öylesiniz, böylesiniz ama gerçekten insanlara iyilik yaramıyor maalesef. İyilik yaramıyor tatlım. O yüzden kızıyorum ben. İçilen bir fincan kahvenin tatlı bir hoş sohbetin, muhabbetin değerini insanlar bilmiyorsa o zaman sen benim hiçbir zaman arkadaşım, sohbet arkadaşım bile olamazsın. Olma, yanıma yanaştırmam seni. Evet. Yanaştırmam. Gamze Göktürk, Gamze Terşkın'la kamera arkasında bence muhabbet ediyor. Çünkü neden biliyor musun? Bir kadın kendini bu kadar çok kötü gösterme meraklısı olamaz. Taşkın için Gamze, mi söylüyorsun? Evet. Gamze Göktürk onun pisliklerini Gamze Taşkın aracılığıyla eve yaptırıyor. Mesela şuradan hatırlayın. Semih muhabbetinde niye ikisi aynı anda evdeyken birisi, sizin anlattığınız için söylüyorum. Birisi fotoğrafı atmaya çalışıyor, birisi de fotoğrafı tutmaya çalışıyor. Hani Hazal bak fotoğrafa sahip çıkamamıştı ben çıktım ya da yo, ben bak başka bir olay Gamze Taşkın da bunu niye yapıyor? Orada. Bak Gamze Taşkın da bunu niye yapıyor biliyor musunuz? Eve tutunmanın yönteminin bu olduğunu söylediler çünkü. Bunu da turuncu kafalı Gamze söylüyor. Bak hatırlıyor sizce musun Aycan? Sizce bak mantıksız mı? Çünkü olaya ilk bak. Geldiği günden beri Gamze Taşkın ne erkekler evinden bir adayı beğeniyor. Sen bu eve sonradan geldin. Hiç mi bir adayı beğenmiyorsun? Ya da bu evde, abi bu eve hepimiz aşk yaşamak biraz için geldik. Biraz onda şey de var. Öyle bir ego ile geldi ki ben çok güzel bir kadınım. Herkes bana bayılır. Bir baktı erkekler evinde fos. Dalga konusu olunca. Egosu yani egosunu yenememek için. Yok. Evet. Kimse bir şey demiyor diyen bir aday Metehan. O da... Bay bay. O da zaten her hafta biri ne diyor? Dedi. Bir an önce bir şeyler de yaşamak istiyor. Evet. Anladın mı? Sıcağı sıcağına. Baktı ki oradan da bir şey yok. Ben o zaman kötü bir kız olmalıyım. Yalnız Gamze sana bir şey söyleyeceğim. Sana şu konuda çok darıldım. Belki niyetin kötü değildi ama dünkü Semih olayında aramıza girmiş olmanda gerçekten. Ama sen o çerçeveyi atarken bu kızın ya şu tarafından falan o yoktu. Geçseydi. Hayır evet, izlediğimde o, gördüm ama ya. Ama o bana ben bir anda atarken üzerime geldi çünkü. Ya canım şimdi ben... o arkadaşım yani sonuçta orada başka birisi olsa belki müdahale etmezdim. Ama şu an için Semih benim için değerli.
Zaten bir ilişkiden çıktı zaten adamın morali bozuk. Yok, ben orada ben olabilir. Semih'e değer veriyor olabilirsin. Ben sadece darıldığımı söylüyorum. Ama başka birisi olsa bak sana diyorum ki ne yapıyorsun diyorum. İyi ya misin? Sen beni işte durdurmaya ha, çalıştın. Başkası evet. Olsa bilmiyorum daha farklı sıkı evet, sıkı evet, ellerini kollarını tutar. O yüzden zaten acıtırdım. Ben sana çok fazla bir şey söylemedim tepki vermedim. Çünkü senden o şeyi aldım. Evet. Sen bana hani sert bir şekilde değildi. Yapmadın onu. Seni hani değildi. Seni biliyorum çünkü. Sert bir şekilde yapmadın hani. Yaptın ama hani hem beni seni, korumak amaçlı hem Semih'i korumak amaçlı yaptın. Seni inciterek yaptı. Yapmadım ama burada başka canımı sıkan bir arkadaş aynı hatayı yapsaydı şöyle kolundan tutar duvara fırlatırdım yapardım. Sen bunu nasıl yapıyorsun diye. Yapardım. Yok sana yapmadım seni incitecek bir şekilde yapmadım ama o kadar hızlı yapıyorsun ki. Dün geldi. Çerçevenin arkasını nasıl açtın? 3 saniyede. Aynen. Resmi çıkardı, yırttı. Yani açılacak bir pozisyonda değildi. Çerçevesi var, arkasında şey var, tablası var. Nasıl çıkardın, nasıl söktün? Damatlar evinde merdivenlerden bindi hızlı hızlı. Ben bizim yanımıza gelecek sandım. Ama bir şey söyleyeyim, damatlar da çok komik değil. Ben iniyorum, bakıyorlar ya sanki ne yapacağımı bilmiyor. Semih mesela ne yapacağımı ama bilmiyor biz, sanki. Ama bizle hani bizim yanımıza sohbete falan geldin sanıyorum. Ne geleceğim sohbete onların yanına. Bir baktım izliyorum yanına. Resimlere gitti. Eyvah dedim resimi atacak ben zaten. Yalnız ben var ya merdivenlerden iniyorum ya o ara resme bakıyorum hangisi. Hangisi? Kafasını da tasarlamışlar. Şahin bakıyorum bakıştı. Ne tarafta? İndiğim gibi zaten hemen fırlattım. Peki onu fırlattığına pişman mısın? Hayır. Çünkü şanslı yapılan bir hareket. Gamze. Hayır. Ben anladım onu. Neden? Sen neden? De anladın. Semih'le daha yakın olabilmek için. Semih'le şöyle. Ama şöyle tartışıyorlar. Tartışmaları bile çok güzel değil miydi? Hayır ben sizi izledim. Şöyle mi yaptı sana? Şöyle kolunu mu sıktı? Geçen gün şurada Bahçede yine bana. Otururken... Şöyle tartışıyorlar. Kolumu tuttum. Bak nasıl hoşuna gidiyor. Ay saçmalamayın lütfen. Hoşuna gidiyor. Hayır bir dakika lütfen. Hoşuna şu gidiyor. Şu an anlattığınız için gülüyorum. Niye hayır, böyle tepki çok hoşuna veriyorsun? Gidiyor. Biz bir şey anlatmıyoruz şu an. Hayır bir dakika. Ya Semih'le tartıştılar anladın mı? Göz bak, göze yerdiler. Bak beni güldürme. Hayır beni şu an sen çok böyle... hoşuna gidiyor. Geliyor. Sen ne yapıyorsun Gamze? Tutsana kolumdan. Sen kolumdan tuttu. Sen ne yapıyorsun Gamze? Sen ne yapıyorsun? Bak dön arkanı dön git. Sana diyorum Gamze. Artık. Evet. Bir ara burun buruna geldiler. O dikkatinceydi yani. Hoşuna gidiyor hanımefendi. Ne gidecek be? Sen ne yapıyorsun Gamze? Allah'tan ne gidecek hali bu. Bak Semih çok sert bir adam. Yani bilemiyorum çok daha Gamze sert. Gamze bile senin kadar dikkat etmemiş ne yaptığına. Ki oysa ki sen o anda sinirli ve öfkelisin. Görmüyorum yani adam burnumun dibinde tutuyor kolumdan lazım. Çeviriyor beni ne yapıyorsun Gamze diyor. Görmüyor mu? Ne yapıyorsun dedi. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Şu kötü an söz ne söylememiş. Üzerime geliyorsunuz. Şu an az evvel yaptığın hareketler. Söylememiş. Az önceki yaptığın hareketler birebir öyle miydi? Doğru muydu? Ben hatırlamıyorum. Öyleydi. Öyle, ben gerçekten izledim. Böyleler miydi? Abi ya, o kadar, kadar değil de şöylelerdi yani. Şöyle tartışırken şöylelerdi. Biz görmediniz mi? İzlemediniz mi? Hatırlamıyorum ki hayatım. O kadar dikkat etmedim. Ne kadardı? Sen yeter ki sen kısmetse.